Hepinize merhaba, bakalım hoş geldiniz Minecraft teknik serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bizler beraber köylülerin ticareti ile oynayacağız. Yani köylülerin sattığı eşyaları istediğimiz eşyalar ile değiştireceğiz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 15 like bekliyorum ve bizi izleyen ama kanala abone olmayan sayısı çok yüksek. Lütfen abone olursanız çok iyi olur. Biraz abone olanların sayısı biraz yükselmesini istiyorum. Discord sunucumuzda da gelmeyi unutmayın. Açıklamaya linkini bırakacağım. Gelebilirsiniz. Evet, video geçelim. Evet arkadaşlar, ilk başta köylümüzün kaçmaması için bir tane alan oluşturuyoruz. Şöyle. Ve köylümüzü buraya koyalım. Şimdi elimize bir isim etiketi alıyoruz ve Earth'ten bu isim etiketini şöyle köylü yapalım. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben sadece öylesine köylü yapıyorum. İsim etiketini koymamızın nedeni kaybolmasın diye. Yoksa kayboluyor. Böyle köylü yaptık. Şimdi uygulamanın linkini açıklamaya koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ama Minecraft'tan çıkmamız gerekiyor ve listeden silmemiz gerekiyor ve uygulamamıza giriyoruz ve burada dünyalarımız gözüküyor. Köyümüzü koyduğumuz dünyaya giriyoruz şöyle ve geçelim. Şimdi zaten burada kendimiz gözüküyoruz ve burada da köyümüz gözüküyor. Onun çankına dokunuyoruz. Çank dediğim yani şu kareler, onun bulunduğu kareye tıklıyoruz. Ve Open Chunk Entity NBT'ye tıklıyoruz. Burada o chunk'ta bulunan canlıların hepsi çıkıyor. Burada bir tane gözüküyor. Eğer çok sürü varsa emin olmak için en alta gidiyoruz. Burada ismi yazıyor. Minecraft Villager V2 yazıyor. Ve burada köylümüzün dosyaları var. Buradan Offers'a geleceğiz. Bu recipes. Burada her biri bir eşyayı temsil ediyor. Ve burada tier'ler var. Tier'de her bir bölüm, her bir seviyede bir bölüm açıldığı için burada tier 0, tier 1, tier 2, tier 3 ve tier 4 diye gidiyor. Ve yanlarında da XP ile yazıyor ama ben bunları sileceğim. Bir tane tier'le göstereceğim. Eğer çoklu tier'le göstermek istiyorsanız like atıp yorumlara yazabilirsiniz. Tier 0'la yapacağım sadece ben. Şimdi Regipass'ten ayarlayalım. Bu yazan sattığımız şey, burada da shell var. Şeyde satın aldığımız şey. Buradan stick yani çubuk satıyoruz ve karşılığında emerald alıyoruz. Şimdi ben bunu Diamond yapacağım. Diamond. Ve burada da miktarı yazıyor. 1. Evet. Sonra buradan shell'e gelelim. Buradan da 10 adet demir olabilir. Iron yapalım. Iron ingot, burada da 10 tane diye yapalım. Aynen. Şimdi burada da tier yazıyor. Tier 0 zaten. Şimdi bunu kapatalım. İkinci açalım. İkinci de yine diamond olsun. Full diamond göstereceğim. Diamond. Ve zaten miktarı 1. Shell'e gelelim. Burası da gold olsun. Gold ingot miktarı 16 olsun. Bunların hepsi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir de Minecraft'taki eşyaların tam adını bilmiyorsanız bunu öğrenmek için açıklamaya bir tane link bırakacağım. Oradan Minecraft'taki tüm eşyaların ID'sini ve
oyunda geçen isimlerini, yani İngilizcelerini falan öğrenebilirsiniz. Şimdi üçüncüyü de yapayım. Diamond. Diamond. Bir adet. Ve burada da Emerald diyor. Tamam. Ama burada 5 adet olsun. Ve burada tier yazıyor. Tier'ini de 0 yapalım. Eğer 1 yaparsanız hata çıkabilir. Ve hepsini özenli bir şekilde yapın. Yoksa bir hata yaparsanız dünyanız full gidebilir. Ondan özenli bir şekilde yapın. Yani haritanızın gitmesini istemiyorsunuz. Hatta ilk başta deneme bir harita açıp orada deneyin. Yani özel bir haritanız varsa onun mahvolmasını istemiyorsanız. Tamam, bunları da yapalım. Aslında bu kadar yeter. Geri kalanını silebiliriz. Hatta kalsın. Ya da neyse, silelim. 3 tane yapmıştık zaten. Şöyle silelim hepsini. Bakalım. Hepsinin tier 0 galiba. Aynen. Tamam, şimdi kaydediyoruz. Ve kaydettik. Şimdi buradan çıkıyoruz ve o haritamıza geri giriyoruz. Ben hızlıca girip geleyim. Arkadaşlar, dünyamıza geldik. Şimdi köylümüze bakalım. Ve gördüğünüz gibi burada sayılarda hata olmuş. Şimdi onlara bakacağım. Ama gördüğünüz gibi değişti. Diamond veriyoruz. Karşılığında demir alıyoruz. Bunlarda da diamond verip altın ve diamond verip emerald alıyoruz. Şimdi hızlıca bakayım, hata mı yapmışız ya da bug mı olmuş. Hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi baktım. Burada 32 kalmış. Değiştirdim diye hatırlıyorum ama 32 kalmış. Tamam, şunu da, bu neymiş? Bir hat bu. Bu da bir. Galiba aynen bunu da bir yapmamız gerekiyor. Yani hem bu by count a'yı bir yapmamız gerekiyor, hem de burayı yapmamız gerekiyor, yoksa olmuyor. Zaten buradaki bir de ondan o bir diye sayılmış. Bunu da silelim. Bir yapalım. Şimdi kaydedelim. Şimdi tekrar bakınca aynen bir sıkıntı yok. Şimdi kaydedelim. Haritamıza geri geçelim. Şöyle hemen. Arkadaşlar, dünyamıza geri geldik. Şimdi bakalım. Ve şimdi az önce düzelttik. Hepsi bir olmuş. Şimdi deneyelim hatta. Elimizde diamond alalım. Şurada. Şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi. İstediğimiz kadar alabiliyoruz. Dediğim gibi hata yapmamayı özen gösterin. Yoksa az önce denememde hata olmuştu. Hatta dünya bozulmuştu. Şimdi bulabilirsem bakalım etrafa. Biraz uzaklaşmıştım. Ha evet. Gördüğünüz gibi az önceki denememde bir hata yapmışım ve dünya böyle bozuldu. Biraz uzaklaşıp size göstermeye çalıştım. Ondan hata yapmamaya özen gösterin. Şimdi neredeydi? Evet, şurada. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumlara ne videosu çekmeyi istiyorsanız yazabilirsiniz. Discord sunucumuzda da gelmeyi unutmayın. Açıklamaya linkini bırakacağım. Gelebilirsiniz. Orada önerilerinizi ve şikayetlerinizi yazabilirsiniz ve ben de daha rahat iletişime geçebilirsiniz. Ve bu videonun daha detaylısını, yani tierli falan göstermemi istiyorsanız
yorumlara yazın ve like'ınızı esirgemeyin. Hadi bay bay.